Merhaba, merhaba, nasılsınız? Evet, özellikle burada bulunduk. Abi önünden geçmeyeyim dedim, arkadan dolaştım. Ters miymiş ya? Türkiye'nin ilk ikinci el motosiklet ekipmanları mağazası. Yanlışlıkla geçiyorduk da uğradım. Burada bir yanlışlık mı var? Yani şöyle oldu, en başta böyle çukurlara da hani böyle çukur görünce geçmemeye başlıyordum. Baktım KTM dağıldı başına gidiyor. Bu sefer çukurlara sürmeye başladım. Yay! Benden kurtulamadı bir türlü. Sohbet bilmem ne. Erkin. Söyle canım. Evet, bugün bir etkinlikteydik. Cem Ironbat'ın dükkanını ziyarete geldik ve orada hep beraber buluştuk. Bu buluşma bizim için güzel oldu. Herkes uzun zamandır birbirini görmeyen insanlar birbirini görmüş oldu. Bu video Cem Ironbat'a ayrılmış vaziyette. Şimdi özellikle burada bulunduk. Abi önünden geçmeyeyim dedim, arkadan dolaştım. Ters miymiş ya? Bugün herkes kamera önüne çıkmaya çalışıyor. Sabote ediliyoruz. Evet, birisi daha geliyor, eyvah. Yanlışlıkla geçiyorduk da uğradım. Burada bir yanlışlık mı var? Burada bir yanlışlık varmış. Evet. Ya rahatsız ettik, kusura bakma. Hayır, ben şimdi böyle çekmiyorum ya. Arkadaş da sanıyor ki oradan geçmeyeyim, arkadan geçeyim diye. Biz de zaten önden ama geçmiyor. İyi numara değil mi? Tabii. Görünmek için bahane. Saçım düzgün mü? Saçın mı? Benim sakalım. Nasıl? Şöyle mi var saçında? İyice çıkmış şu anda. Şu anda Cem Ironbat'ın dükkanındayız ve burada çeşitli malzemeler ve aksesuarlar var. Arkamda gördüğünüz üzere. Biliyorsunuz motosiklet camiasında artan kur fiyatları ve çeşitli pahalanan ürünler nedeniyle avantajlı fiyatlarda aksesuar edinmek gerekiyor. Ve onun için gerçekten biçilmiş kaftan buraya gelmenizi tavsiye ederim. Hep beraber gezelim. Cem, anlat bugünün organizasyonu. Öncelikle gelen herkese teşekkür ederim. Başlıca Erkin ve senin için, özellikle Celal için çok çok teşekkür ederim. Türkiye'nin ilk ikinci el motosiklet ekipmanları mağazası. Bu anlamda önemli bir yerimiz var. Olabildiğince bu yere sahiplenmeye çalışıyoruz. Faydamız dokunsun amacımız tamamen o değil. Yani. Evet. Bu konuda da gerçekten bize büyük yararın dokunuyor. Yeni motosiklete başlayanlar için özellikle ve artan kur fiyatları herkese etkiledi. O yüzden senin bu piyasada, Hasanpaşa'da önemin bir kat daha artmış oldu. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Şimdi ağırlıklı olarak orta üst segment ürünler barındırmaya çalışıyorum. Dolayısıyla insanların da bir nebze güvenlik anlamında iyi ürünlere sahip olmasını istiyorum. Bu vesileyle gelen ürünleri insanlarla paylaşıyorum. Olabildiğince bütün bilgileri paylaşıyorum. Her şekilde samimiyim. Öyle diyeyim. Yani evet. Mal almak zorunda değil, ürün almak zorunda değil. Ama o ürünün ona olup olmayacağı, faydasının olup olmayacağını falan kesinlikle net bir şekilde paylaşıyorum. Bununla ilgili hatta daha önce satış yaptığım, bize malzeme alan arkadaşlar altına yorum yaparlarsa da çok sevinirim, doğru veya yanlış şeklinde. Evet. Her türlü ürün gamı var bizde. Yani kasktan eldivene, işte ne bileyim yağmurluğa, varıncaya kadar motosiklet ekipmanları, montlar vesaire, tuluma. Olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. En büyük artımız dediğimiz gibi piyasaya göre en kötü ihtimalle %20, %30 daha ucuzuz sıfır ürünlerde. Kullanmışlık, yıpranmışlık payı arttıkça bu aşağı doğru oran düşüyor, rakamlar. Dolayısıyla alıcıya faydası var, satıcıya faydası var. Biz arada sadece elçi görevi yapıyoruz. Ya öncelikle şöyle söyleyeyim, ekipmanların tamamı ben kontrol ediyorum, benim kontrolümden geçiyor. Güvenlik açısından risk oluşturacak herhangi bir ürünü almıyorum. Dolayısıyla buradaki kaskları örnek vereyim size. En önemli kriterlerden bir tanesi kasktır. Kaskın kabuğunda kesinlikle bir darbe, yara vesaire varsa ben bunu kesinlikle almıyorum. Öyle diyeyim. Ama kullanılmış bir kask, hani kullanım ömrünü tamamlamış 5-6 yıllık, 7 yıllık kaskları durumuna göre alıyorum ve bunları kullanıcılarla paylaşabiliyorum. Çünkü çok özür dileyerek söylüyorum, burada benim kişisel kanaatim. Kesinlikle bunun yanlış olduğunu altta beyan edecek insanlar da vardı ama
üretim tarihi olayı biraz daha böyle ticari amaçlı yapıldığını inananlardanım. Olabildiğince sağlam kastırı insanlarla paylaşmaya çalışıyorum. Diğer ekipmanlarda zaten böyle sıkıntı yok. Yani korduro kumaş, kevlar vesaire, neyse artık aramit. Bunlar hala koruma görevini sürdürüyor. Orta üst segment verdiğim için de benim markalardan dolayı bunlara karşı olan güvenim son derece iyi ve rahat. Dolayısıyla çok rahat bir insanlara iyi olabileceğini, nasıl faydası olabileceğini paylaşıyorum. Evet. Cem Ayrımbat deyince ne geliyor aklına abi? İkinci el motor malzemeleri. Başka dostluk. Güzel ekip ruhu. Burada olmaktan memnunsunuz. Çok memnunuz ya. Çok severiz kendisini. Teşekkür ederiz. Seni de seviyoruz. Evet abi, seni de dinleyelim. Lütfen fikirlerini alalım. Dostluk geliyor, güven geliyor, arkadaşlık geliyor, motosiklet geliyor, güzel şeyler geliyor. Teşekkürler, sağ ol. Gel gel, kameraya çıkmaya çalışıyordun, gel. Evet, seni dinleyelim. Ya, Aşil Başkanlar, Gökhan'ım, ne istiyorsun? Gökhan'ım, ne anlatıyordun? Devam edeceğim. Şeyi fofenk diyorduk abi, Cem abi. Fofenk diyorduk. Ben birazdan konuşayım. Ben çok doluyum, birazdan konuşayım. Evet, Barış'ın fikirlerini alacağız şimdi. O da Tenere 700 yeni katıldı. Barış, bu konu hakkında ne diyeceksin? Tenere 700 kullanıyorsun ama aksesuar anlamında bayağı zorlanıcı fiyatlar, artmış fiyatlar var. Aynen öyle. Şimdi buraya geldik. Cem'in dükkanındayız. Ne düşünüyorsun abi? Valla çeşitliliği bu kadar çok olacağını düşünmüyordum ikinci el için ama bayağı bir çeşitlilik var. Sırf motor değil, ben dalışla da ilgilendiğim için arada bakıyorum, hani dalış şurada için de gel gidelim abi. Dalış için de ekipmanlar gördüm. Yani senin ilgini çekti yani. Tabii bu çeşitlilik, hani birçok açıdan orada BC yelekleri olsun, kıyafetler olsun, hani çeşitlilik çok bu anlamda. Dolayısıyla hani bu tarz şeylerle ilgilenenler için gelip burada her şeyi bulabileceklerini düşünüyorum. Yani motor açısından da birçok çeşit motora, yani racingciye de hitap eden ya da scooter kullanan arkadaşlara da hitap eden çok fazla kıyafet var. Ve kıyafetlere baktığımda sanki hiçbiri ikinci el gibi gözükmüyor. Hepsi çünkü çok pırıl pırıl. Neredeyse sıfıra yakın, hatta alıp kullanılmamış. Aynen öyle. Malzemeler yani, de var. Çok, onu da atlamamak lazım. Çok belli. Yani hani gördüğünüz zaman ikinci el diyemeyeceğiniz hani ne esneme ne yıpranma, hiçbir şey yok. Bugün benden kurtulamadı bir türlü. Sohbet bilmem ne. Erkin. Söyle canım. Cem'i ne zamandır tanıyorsun ve bu dükkan hakkındaki fikirlerini alalım istedik. Valla Cem camiada çok büyük boşluğu doldurdu gerçekten. Herkesin dilindeydi ya, bir ikinci dükkanı olsa, şöyle olsa, yok, böyle olsa. Ondan dolayı dalış yani çok güzel bir dükkan yaptı. Herkese tavsiye ederim. Herkes mutlaka uğrasın, baksın. Hem uygun fiyatlı hem çok doğru yönlendiriyor. Evet. Güzel oldu. Hasan Paşa çok renk kattı. Güzel, devam. Tutması da ayrıca mutlu oldum yani. Daha da büyüyerek tutuyor hatta. İlk geldiğinde bakmıştım, çok az eşya vardı. Dükkan arkaya doğru uzadı, yukarı doğru uzadı. Çok da güzel gidiyor. Ben de çok malzeme bu arada verdim. Bana da destek oldu, sağ olsun. Ya şöyle, Erkin'in yeri apayrı bende. Sağ olsun. Senin bir kere öncelikle bana faydasından ziyade camiaya öyle bir faydası var ki gerçekten çok sağlam. Videolarını izleyen zaten herkes buna ya popolamak için söylemiyorum. Olsun. Eyvallah. Yani sen, sağ ol abi. Sarı olmuş yeter. Motosiklet için hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Merhabalar. Öncelikle teşekkür ediyoruz Cem Ayrımbat'a böyle bir organizasyonda bizi değerli abilerimizle buluşturduğu için. Ayrıca ilk geldiniz, dikkatinizi çeken nedir? İlk dikkatinizi çeken neydi ve burada olduğunuzda niye güldün? Dürüst davranacağız mı diye düşündüm. Dürüst davran. Her zaman dürüst davran. Doğal olun lan. Zaten öylesiniz de. Ticari olmayın. Evet, biz evet. Hiçbir zaman öyle değiliz. Öyle yani. Olmadı. Bizim kaygımız yok zaten. İlk dikkatimi çeken şu motosiklet park. Ya acaba nereye koyacağız motosikleti diyerek o 60 kilometreden gelince bir park yeri düşünüyorsun. Gidip de sokağın başına koyup buraya yürümeyi üşendim açıkçası. Gelince motosiklet park alanı ayrılmış. Çok güzel olmuş. O hoşuma gitti ilk başta. Sonra zaten kalabalık. Burada sohbet, muhabbet. Dükkan için ne düşünüyorsunuz? Fikir olarak nedir? Nasıl buldunuz? Dükkan için biz zaten daha önce müşteri olarak Cem abiye birkaç defa uğramıştık. Hı hı. Dükkan konsept olarak çok iyi. Özellikle günümüzde şu ekonomik şartlarda uygun bütçeli
her türlü, her tarz ekipman bulmak mümkün. Biz de bundan yararlandık geçmişte. Ama zaten kişiliğiyle de kendisi ayrıyeten ticari yönü olmadan kişiliğini de seviyoruz. Bu da önemli. Ben hem konsept olarak hem de ticari anlamda başarılı buluyorum müşteriler ve motosiklet severler için. Burada lafa gireceğim. Arkasında duruyordum kameranın. Oradan hani bir kontrol ettiğim için sıkışmış olabilir. Ben dışarı çıkıyorum. Evet, şimdi daha rahat konuşalım ya. Allah aşkına söylediklerinizde samimisiniz ama. Ya bakalım beraber konuşalım. Nasıl oluyormuş abi? Kamera önü çok abi, farklı ya. Dürüst olacak mısın? Senin rahatlığını istiyorum ben. Ya Bihter'in rahatlığını ben istiyorum. Bak Bihter'i çok seyrediyorum sizi, ikinizi de. Bihter'deki o rahatlık bambaşka. Hele enduro yaparken ki o rahatlığı ben... Abi daha... Ben bile bazen yeri geliyor o çukurlarda falan böyle olurken bir tane çukur geçtik falan böyle. O ya, edayla kullanıyor yani. Ben daha çok geriliyorum. Gidiyorum abi. Gel gel. Şimdi bir... Gel gel. Bu arada bu nasıl bir görgüsüzlük? Ben bunu ara vereyim yani. Aç geldik. Arnavutköy'den geliyoruz 60 kilometre neyse. İyi akşamlar arkadaşlar. Abi o izlediğimiz evet, video. Evet. Bihter Enduro'ya yeni başladı bu arada. Bu arada Bihter'in rahatlığından bahsediyoruz. Yeni başlamasına rağmen videodaki o hani anlatımla beraber kullanma kimse yapamaz. Bana değme. Bana değme, Enduro'cuya taş çıkartırım. Biz evde ne yap? Saniye, onun daha güzeli var. İyice de şey yapayım mı? Yap. Domine edeyim mi? Yap yap. Toroslar falan da geliyor burada abi. Eyvah. Bihter'cim nasılsın? Evet, Bihter'in rahatlığından bahsediyorduk. O Enduro kullanırken, onu bir anlat ya. Sizde sohbetimiz ayrı olacak da, bu Cem buradayken bir duyalım istiyorum ben senden. Yani Isparta'da çok uzun süre vakit geçirdim. Orada sürekli söylediğimiz bir söz var. Konuyu aslında onunla açıklayabilirim. Aklımdan tek geçen şey, Nolcesi olsun ya. Nolcesi olsun. Ya en kötü ihtimalle düşeriz, bileriz, eğleniriz. Şey şimdi kulaklıktan ben duyuyorum, şey yapıyor. Diyor evet, ki... Saçma bir filmler. Diyor böyle yap, şöyle yap filan. Ha tamam ya filan deyip. Evde... Oradan bir aşma var, o taşın üstünden bir geçme var. Biz evde ne kadar teori çalışırsa biliyor musun onun öncesini? Şimdi ben daha çok korkuyorum çünkü canım ciğerim. Yani, çünkü yani, sağlıkçı olan düşünmüşsün benim. Bana bir şey olsa tamir edemeyecek adam. Ya, ya şimdi bilmediğimiz bir araziydi o. Belgrad. Kuzeyden Belgrad'a girdiğimiz bir video var motosiklet çift kanalında. Bekleriz oraya. Orayı da söyle, hangi videodaydı bu? Bu Belgrad ormanında offroad yapıyor. Başını hatırlamıyorum. Offroad'la alakalı bir video. Evet, evet. Çok yok zaten. Yakın zamanda. Son 4 videodan 4, bir tanesi. 4-5 video önce. Evde böyle biz artık yoldan sıkıldık. 390 iyice hakim oldu Bihter, artık alıştı. Dedim ki ya bir gidelim mi, bir arazi toz toprak tadı alalım mı, ne dersin? Dedi tamam, zaten benden daha, sen daha iyi tanıyorsun. Benden önce aktif, dedim ben hemen o zaman başlayayım. Teorik böyle briefinglere başladım, işte bak dedim yokuşta bak ağırlığın önünde inerken böyle ağırlığın arkada işte arka fren, ön fren derken bir daha deniyor. Ben biliyorum, giriyor buradan buradan çıkıyor, bir şeyler olacak ama orada göreceğiz. Ben en çok Emre'nin sesi kesilince korktum. Çünkü beklediğinden daha bozuk diyor. Bir ara sustu. Ha, evet, ben sonra yola... ben konuşmamıştım. Allah Allah Allah. Ya ben bir şeyi kaçırdım. Biz oraya daha önce gitmedik. İlk defa gittik. Ne yani... biçim bir hoca. Kınıyoruz. Ya. Evet, insan bir önden gider, bir bakar. Ama Emre'nin zevki orada. Zordan yani... başlattı abi. Bir şey söyleyeyim mi? Onu yapmasan diğerleri sana şey gelmezdi. Bence güzel olmuş. Bihter'in de... ses efektlerini hatırlıyor musun? Ho! Hani haklısın, hadi oğlum falan böyle. Ama peki, çok rahat işte. Kendime mi diyorum motorumu, yoldaki taşları? Ben sürüş boyunca hep böyleydim. Duruyorum, çıkıyorum. Ben diyorum duramam. Durursam düşerim, çıkıyorum çıkıyorum hemen. Zaten böyle. Enduro'yu rahat yapan ve yaptırdığı kişiye duyduğu sorumlulukla hani o zevki alma... Yok, ben yolu tamam, hatırlamıyorum. Ben buradan nasıl çıkar acaba? Buradan gelir mi? Beni görüyor mu? Geçtiğim yeri görüyor mu? Çıkabilir mi? Ben orada duyuyorum dedim. Aman falan diye geliyorum. Ya şöyle oldu. En başta böyle çukurlara da hani böyle çukur görünce geçmemeye başlıyordum. Baktım KTM'ye dağıldı başına gidiyor. Bu sefer çukurlara sürmeye başladım. Yeeey! Bihter'de öyle bir şey var biliyorsun. Adrenalin üstüne koşuyor. Ama bugüne kadar kaza bela yaşamadık henüz. Çamurda da sürdük onun akabinde. Çamur daha feci. Bence çamur daha zor. Evet, ben çamurdan bunların korktum ama. Daha detaylısını, daha şeyini Seko ile sohbet
bölümde yapalım. Heyecanla bekliyoruz. Evet. Anı çok bizde abi. Yapalım en kısa zamanda onu yapalım. Bugün Erkin'le yapmıştık onu. Hı-hı. Akşamında buradaydık. Bu sözü de almış olalım. Söz bizden. Biz de seni dinlemek isteriz aynı şekilde. Horoslar, maceralar, o ben off the record görüntüleri videoları biliyorum. Bize diyor ama kendisi de... Ya ben de bu sene, benim de bakma ciddi anlamda bu sene başlamış oldu. Bu konuda en büyük duayen oradayken... Çekeyim onu. Pardon, benden bahsediyorlar. Enduro demişken, bir sürü enduro rotası, bilmediğiniz bütün enduro rotaları burada. Derken abi burası neresi ya? Oraya gitmedim ya, gitmeden paylaştım. Ya Celal'im biraz da seni çekeyim, ben çekeyim ya. Ben alayım ya. Misafirler kamera alıyormuş, böyle şey alıyormuş. Bu adam da çok dalaştın, anlat. En komik hikayeni anlatır mısın beraber? Benim yüzümden kitap yazdı. Gittiğim yeri hatırlamıyorum diye kitap yazdı. Birkaç baskı da yapıyor arkadaşımdır, yapsın. Evet. Keyifli keyifli destekleriz. Aklıma ne geldi böyle? Bundan sonra hangi turu yapmak istiyor benden acaba onu da bilemiyorum. Yapıyorum. Bence daha turu yapmaz. Bu ilk ve sondu. Bunlar da bu arada hani Erkin'den 10 tane kitap aşağı yukarı. Mağazadan alışveriş yapan müşterilerin bazılarına hediye edilecek. Teşekkür ederim, evet çok güzel jest. Evet. Birbirimizi çekelim herhalde. Evet yani. Evet, bunu yapmamıştık daha önce. Motosikleti çifte birlikte. Neyse bunu sonra kendimiz yaparız. Herkes telefonları şey çıkartsın. Silahları çekiler. Yalnız kanalın ismi neydi bu çekim yaptığımızın? Deneme tahtası mı? Motosikletli çift mi? Biz de nereye çekiyoruz? Celal'le bir arada mı? Abi bunu bence artık sen zamanı geldi. Evet. Artık bak, bence kanalı duyuralım. Celal'le bir arada. Ben köse Celal olarak. Konseyi topluyorsun. Şaka bir yana da artık kanalı açtık. Sekodu Sakal'ı takip edin. Evet. Sekodu Sakal'ı bence takip edelim. Bence de etmeniz lazım. Artık edin arkadaşlar. Ne olur edin ya. Yani ya yaş geldi kaça artık bir kanalım olsun dedim. Sonunda ya sonunda. Çekimdeyiz değil mi hala? Sonunda başlıyoruz. Gerçekleri söyleme. Evet, evet, çekim için motosiklet çiften Emre'ye çok teşekkür ediyoruz. Bihter'e çok teşekkür ediyoruz. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Artık umarız yavaş yavaş böyle güzel etkinliklerde buluşalım ya. Evet, güzel oluyor abi. Biz sinemadan çıktık geldik. Trafiği iyi iyi ama şu an çok mutluyuz. Başka bir yerde olsa mutlu olmaz diye çünkü çok trafik yedik. Ama mutluyuz. Niye? Ne güzel insanlar var burada. Kamera arkasında olan Celal abi gibi. Erkin abi zaten. 5 saniye. Ana main course. Güzel. Neyse, yani Sekot Sakal'ı takip edin. Unutmayın. YouTube'una gelin. Yolda kalın. Kapanışı en güzel sunumu yapan Bihter'imle, kardeşimle yapalım. Ya yine bir evet. Tarif edeyim ya. Evet, sen de evet, nasıl kapatıyoruz? Evet. Macera rotalarında kalın. Cem Ayrınbat'la kalın. Sekodu Sakal'la kalın. Hoşçakalın. Oldu mu? Harika. Tamam ya. Daha bitti gidin artık kapatın.